Şey yapacağım. Ağlıyor, ağlıyor, boğacağım ağlıyor. Onu, geberteceğim. Daha ben onu boğacağım. Diyorum ki ne kadar... Piskin piskin gülüyor. Daha siz dedim, bunu anlıyorsunuz ha, dedi. Evet, daha dedim, dün dedim, Tankut için dedim, ağlıyordu, kalpler kalpler diyordu. Tankut'u nasıl anlattı? Teyze. Ondan sonra kalpler kalpler diyordu. Ne oldu da ertesi gün dedim yüzsüz hepsini oldu, anladınız mı? Ben artık... Vallahi ben böyle bir dağlar ben var. Üzerine bir tane şey dikmişler, elektrik direği falan diye anlardım o işaretlerini yani. Ben artık, çözdünüz mü? Ben artık bir ara zaten fark ettiyseniz... Bayağı güzel bir cevap verdim. İşaret dilinden çıktım. Kendimi ifade edemiyorum ya. Yani yaptıklarına bir işaret bulamayıp artık konuşmaya başladım. Yani ben bir de pişkin pişkin... Peki şimdi bu olay yerinden mi bildiriyor Aycan'a? Evet. Olay siz bahçedesiniz. Biz evet, naklen yayın yapıyorum. Onlar da burada oturuyor. Orası da dolu. Şimdi gidip dedikodu yaparsam da anlarlar. Oradan anlattım. Aycan, hiç anlamadılar şu anda değil mi? Anlamadınız. Seda Hanım yemin ederim buraya böyle gelince aklıma gelmedi. Orada dedim iki dakika gerçekten hani bunu kim kale alır dedim. Oradan iki dakika. Biz de merak ettik çünkü ne oluyor diye. Allah'ım dedikodu da çığır açıyorum ya. Büyük. Aycan uyanık hem buraya, buradan olmak istemiyor hem oradan ortada iki tarafı idare ediyor. Seda buraya işaretleriyle buraya dil yetiştiriyorum. Yakında bunlar telepatiyle anlaşıyor. Çocuklar. Çünkü her yerde kamera ve mikrofon olduğu için telepati, duman, güvercin her şey yapacaklar gibime geliyor bu evin içinde. Ama gerçekten ben anlamazdım. Tuğçe hakkında olduğunu bile anlamadım. Bir T harfi geçiyor. Yok o kalpler var. İyi ki vardım bu hafta Tuğçe yani. Şu. Benden başka uğraşacak şeylerim var bu hafta. Şu. Bu haftaya bomba gibi girdiniz. Evet evet. Tuğçe bu. Tuğçe niye o? Tankut bu. Kalpler kalpler onun amblemi. Tankut bu. Yasak aşk. Kemal. Alt. Neden yasak olsun? Don't. Hiçbir aşk yasak değil. Bakın son bir cümle söyleyeceğim. Evet arada kırılanlar oldu. Belki yol yordam yanlıştı. Ama gerçekten söylüyorum. Mutlu olacaksanız gönül ferman dinlemez olun yani. Ben bu Tuğçe Kemal konusundan artık sıtkım sıyrıldı. Fakat merak ettiğim tek bir konu var. Tuğçe... Benle ne konuşmak istiyormuş acaba? Hep söylüyor ya senle konuşamadım, sana söylemek istiyordum ama olmadı. Tuğçe'cim merak ediyorum. Bu senin söyleyeceklerini o kadar merak ediyorum ki gelip senden öğreneceğim. Bir yüzleşmenin zamanı geldi zannediyorum artık. Allah Allah. Sebep? Ne bileyim? Gitme. Kendimi çok iyi ifade. Suyumu alacaktım vazgeçtim taşımaktan. Ay o suda var ya bir düşe kırıla da sen de kurtul biz de kurtulduk. Kırıldı ya. Kırıldı mı? Yenisi mi bu? Allah'ını severim. Yeni vazo. Hoş geldiniz. Hoş geldin Tankut. Niye geldim bilmiyorum. Tankut kendileri mi dediler? Sürpriz mi var? Yemek mi var? Allah'a yo Tankut. Hoş geldin. Tankut. Barış diyordu ya Tankut. Tankut? Tankut. Tanko. Ne habersiniz? İyi, sen nasılsın? Otur. Niye ben buraya geldim? Şu koltuğu alalım Tankut Bey. Olsun. Buyurun Tankut Bey, sizi tanıyalım. Gereksizler müsaade etsin lütfen. Tekrar bu eve gelmişsiniz gibi farz edin. Evet, acaba tekrardan. Evet, sil baştan başlasanız süper olur bence. Evet, değil mi? Aynen öyle. Aynı şeye tıfaya düşmem ama bu sefer. Aynı tıfaya. Değil mi? Melek yüzlü şeytanlar çok aramızda. Ne gerek var? Herkesin kendi suratı çıkıyor ortaya. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen.